Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba. yine Türkiye'den iki misafirim var. Gökhan Bey ve Atıf Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi Türkiye'de sizin ehliyetiniz olduğunuz için direkt G imtihana gireceksiniz. İyi yapmışsınız. G imtihanı şu anda G2'den daha kolay. Çünkü G imtihanında paralel park, three point turn gibi, uphill, downhill parking gibi, pullover gibi şeyleri sormuyorlar. Sadece Expressway denilen otobana 100 ile giriyoruz, 100 ile çıkıyoruz. Şimdi normal saatlerde şu yolu kullanamıyoruz. Arkadan kullanacağız. İçeride bir tane küçük bilgisayar var. Ondan check-in yapacağız. Check-in yaptığımızda size şu 3 tane soru soruyor. Otobana kaç defa girdiniz en son? Son 3 ayda otobana kaç defa girdiniz? 80'lik yollara kaç defa girdiniz? Günlük kilometre kaç kilometre günlük araba kullandınız? Bu 3 soruya da 5'in üzerinde cevap vermemiz lazım. Yani girmemediysek bile artık girmiş gibi demek söylememiz gerekiyor. Yoksa imtihanı almıyorlar. 10 defa, 10 times, 10 times, 10 times desek yeterli. Gözlük kullanıyor musunuz? Do you wear glasses or contact lens diyorlar. Gözlük kullanıyor musunuz? Evetse evet, hayırsa hayır. Sonra şey kullanıyor musunuz? Tabii gözü sorduk. Herhangi bir medical probleminiz var mı? Hastalık falan gibi var mı? Hayır. Adınız ve soyadınızı soruyorlar. Adınız ve soyadınızı İngilizce soruyorlar ve İngilizce cevap vermeniz lazım. What's your name? What's the date of birth? Yani bazılarına İngilizce ezberletiyorduk burada. Yani o kadar ezberleyemiyorlar. Ya O kadar mı? evet maalesef. Farklı yere hocam. Tabi. Farklı yere. Esasında 19'u söylemeye gerek yok. İşte 85, 89 gibi de en son 1985, 80, 85 desen de oluyor yani. Yani her şey bildikten sonra examiner geliyor, camı açıyorsun ve ehliyetini examiner'a, hoca, examiner demek hoca demek, hocaya gösteriyorsun. Adın soyadın ne? Doğum tarihin ne? Sonra sana diyor ki frene bas, sağa sinyal ver, sola sinyal ver, kornaya bas. Ve sonra içeriye oturuyor. Bu üç tane soruyu tekrar soruyor. Gözlük kullanıyor musun? Medical bir problemin var mı? Bir de bu üç soruyu soruyor tekrardan. İşte how many times have you been in the expressway last 3 months? Kaç defa expressway'e çıktın? 80'lik yollara çıktın. Otobanlara, 400 roads'lara çıktın. Her şey bildikten sonra sana kuralları söylüyor. Sınavda hocayla konuşmuyorsun. Hoca sana komutları İngilizce veriyor. Konuşma yok. Kuralları anladıktan sonra burayı imzala diyor. Telefonunu kapatıyoruz. Ondan sonra hiç kayıt cihazı olmuyor. Bunlar suç oluyor. Ve hocanın verdiği talimata obey ediyoruz. Uyuyoruz. Gidelim. Hazır mıyız? Okey, Tamam. hazırız. İlk önce arkaya gidelim. Geçeceğim. Teşekkürler. Arkadaşlar izliyorsanız, hala kanalımıza abone olmadıysanız vallahi ayıp etmişsiniz. Bedava izlemek yok. Fatih Bey gerçekten işinde çok iyi. Evet, teşekkürler, sağ olun. Çok iyi bilgiler aldık. Daha yeni başlıyoruz. Evet. Tamam. Çok faydalı olacak bize. Evet. Yeni gelen arkadaşlar da izleyebilirler. Kanada'da G'ye hazırlık. Doğru gidiyoruz. At the main street turn left. Komutları hem İngilizce hem Türkçe vereyim. Sinyali verelim. Hocam isterseniz İngilizce verin, bizim de kulağımız olsun böyle. Okay, arada. No problem. Stop before the sidewalk. Ya şeyden önce dur. Sidewalk'tan önce. Göğe yürü. Bazı kelimelerin İngilizcesi, Türkçesi aklıma gelmiyor. Şeyleri unutmuşuz. Tabirleri, kavramları unutmuşuz. Daha çok Türk arkadaş sizi ziyaret ederse mutlaka evet, aklınıza gelir. Bekliyoruz arkadaşlar, gelsinler Kanada'ya, çok gelsinler. Atı Bey, ne kadardır bu mesleği yapıyorsunuz burada? Ne 2016'dan beri. Şimdi araba yakındı ya. Onun buraya gelmesini bekleyip sonra gitmeniz gerekiyor. Yani tamamen geçmesini evet, bekleyeceğiz. Evet, tamam evet, hocam, evet. Daha... Ben 2016'dan sonra bu işi yapmaya başladım. Doğru gidiyoruz. 2016 yılından beri yapıyorum bu işi. Hoca bir şey demediği zaman go straight, yani doğru gidiyoruz. Burada hani
imtihan için direkt yola çıkarıyorlar. Türkiye gibi alan yok. Bir de hocalarla birliktesin sen. Yani arkaya 3 kişi oturuyor. Evet, evet. Türkiye'deki bir arkaya 3 kişi oturuyor. Çok basit aldık elektriği. Evet. İnanın ben ehliyet alırken 200 metre araba sürdüm sürmedim. Sen zaten biliyorsun dediler. Beni indirdiler direkt. Hani... At the traffic light, turn right. Valla burada bilenler kalıyor zaten. Evet değil mi? Evet. Kendine güvenenler öyle diyelim. Tabii. Aynen. Kendine güvenenler. Okey. Şimdi bu red signal, kırmızı ışık. Full stop for 3 seconds. Okey. 3 saniye bekleyelim. İçimizden sayalım. 1, 2, 3. Sonra yolun müsait sayı değilse hiç hareket etmeye gerek yok. Şimdi dönmeden önce bir kere sağa kör noktaya bakıyoruz. Hı hı. Bir kere daha sola bakıp dönüyoruz. Hı hı. Bir zaman dilimi yok bunun için. Yani safe olana kadar yani o... Tabii evet. Safe olacak veya kadar... evet veya ışık yeşil olacak. Hı. Evet. Bazen oraya bakıp da ışığı da kaçırabiliyoruz. Cumay Bey'i de benim öğrencim. Ona ben ders verdim. Cumay Bey tavsiye etti bize. Evet. Mutlaka Fatih'den alın dersi. Evet, evet. Çok faydasını göreceksiniz diye söyledi bize. Allah razı olsun. Bugün de tanışmak nasip oldu. Evet evet. Vallahi esasında niyetimiz var. Bir çay içelim, bir kahve içelim. İnşallah. Bizim hanımın bir sınavı vardı. Sınav, bir kursu vardı. Çok yoğun bir şekilde ona çalışıyordu. İnşallah sizi davet ederiz. Şey, hocam. Çikolata yeriz ya. Hocam. Benim en büyük zaafım. Yani Kanada'da en çok zorlandığım nokta bu çiğ köfte olayı. Etsiz yapıyoruz ama artık. Ya, evet. Türkiye'de de öyle ki. Evet, evet. Etli çiğ köfte bakteri üretiyor diyorlar. Hemen evet. Tüketilmesi lazım. Evet, evet, evet. Biz ilk geldiğimizde yapıyorduk. Doğru gidiyoruz. Şimdi bir VES'e gittik. Şimdi İST'e gidelim. Şöyle dururken aynaya bakalım. Araba alacaksanız evet. Mesela bu arabalar Ford C-Max, C-Max Hybrid yazıyor ya orada evet, Hybrid. Evet. Bu arabalar da çok Ford'un en kaliteli arabalardan bir tanesi. Yakıt durumu nasıl? Çok süper. Çok süper. Çok da az yakıyor. Aynen taksicilerin bu yüzden bunu evet, tercih ediyor. Evet. Bizim Türkiye'deki gibi. Evet. Fatih Bey. Evet. Bizim Türkiye'de de en az yakan arabalarda taksicilik yapıyorlar biliyorsunuz. Exit. Tabii benzin şimdi çok pahalandığı için evet. Daha önce ucuzdu. 40 lira olduğu için evet. Maalesef. 40, uf. Evet. Kör nokta. Mesafe iyiydi. Ben bu arada araba alma satma lisansı da aldım. Öyle mi? Evet. Evet. Şimdi vallahi legal olarak. Ne zaman başlayacaksınız diye. Ama para yok araba. Ufak bir eksik. Kör nokta. Sonra bakalım. Evet. Para olsa araba alıp satacağız da para yok. Olur inşallah. İnşallah. Siz ne yaptınız alabildiniz mi? Yok bizim ehliyetimiz olmadığı için alamadık. Doğru. Biz alırız inşallah. Evet. İnşallah evet. O zaman niyetimiz zaten o. Hatta yani geç kaldık diyoruz. Hani 2 ay oldu çalışmaya evet. Başlayamadık. Evet evet evet. Şimdi burada düz yol düz olunca hızlanacağız. Okay. Şimdi hızlanalım. Verelim sinyali sola. Arabayı bağırtıralım. Tamamıyla bağırtın ses çıksın. Evet. Şöyle noktaya bakalım. Bak, basın biraz daha. Basın. Yavaş yavaş girin. Girin basın basın basın. Ha böyle yapın. Heh. Çok güzel oldu. Şimdi bu durumda 85-90 ile girsem bile önde arabalar olduğu için bir problem değil. Ya. Şimdi hemen hızlanalım. 100'e doğru çıkalım. Şimdi expressway'deyken yapacağımız şey önümüzdeki arabada mesafemizi koruyoruz. 3 aynaya 10 saniyede bir bakıyoruz. Hoca size diyecek ki, examiner, when it is safe, if it is safe, change your lane to the left, come back to the right. Eğer güvenliyse sola geç, tekrar sağa gel. Şimdi bunu o çıkış yapıncaya kadar bunu bir defa yapmak gerekiyor. Onun için de mesela bu arabadan sonra sinyalini ver. Geçmeden? Evet. Yaklaşmadan? Evet. Ver sinyalini. Sinyal açık kalsın. Hızında kalsın böyle. Şu an arkamda bir araç. Gelsin. Da. Yavaş yavaş gel sola. Gel sola. Gel 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 bir şey olmaz. O uzak. Hemen sağa sinyali ver.
dolayı yapamadığı için bazı hocalar öğrenciyi bıraktı. Şimdi burada iki tane çıkış var. Tren yapmayalım. İkinci çıkıştan çıkacağız. Buradan değil, şuradan. Ver sinyali. Aynı hızda çıkalım. Hızı düşmeyelim. Çıkalım şimdi. Çıktıktan sonra ayağını gazdan çek. Sinyali kapat. At the light turn left. Işıklardan sonra dönün. Çok güzel. Blind spot'ı güzel yapıyorsun. Evet. Şimdi kör şey aynaya bak. Dikiz aynasına bir defa. Arkadan kör arkada gireyim. Safe mi diye. Evet. Ben şimdi bir tane yeni video yükledim. Sadece kendim şey yapıyorum. Kendim öğretiyorum. Şimdi biz hani hem rotaya bakalım dedik. Hani ya dedik bizim Fatih hocamızın sitesi vardır mı? Evet, bakalım. Evet. Bir şey soracağım. bir tane anlaşma yapacağız. Evet. Eğer üye olduysanız ben kahve ısmarlayacağım. Üye olmadıysanız siz kahve ısmarlayacaksınız. Evet. Gökhan abi. Gökhan abi. Şimdi abone oldunuz mu olmadınız mı? Şimdi. Tamam ben canım canınız sağ olsun. Ne kahve nedir? Kahve ve yanında bir şeyler de olacak tabii. Tabii ki canınız sağ olsun. Ya. Şimdi... olmadı mı hala? Hocam açık söyleyeyim biz televizyonda şeyden ney box'tı? Android box'tan baktık. Onda da şey yok. Üye girişi olayı yok. Ama şey değil. Ben cezamı çekmeye razıyım. Tamam. Bugün mi çekmek istersiniz başka zaman mı? Ne zaman istiyorsanız biz hepsine razıyız. Tamam. Bugün çekelim hatta. İstediğin ödenmesi borç gerekiyor. Borç. Borç kalmıyor. Borç evet evet. Kahvemizi ısmarlayalım. Şimdi 330'a çıktım. Benim abone bunu 1000'e çıkarmamız lazım. Tamam biz de destek veriyoruz. Bir de eğer Türkiye sağa sola bakalım. Kör nokta. Okay, dönelim. Çocuklar Türkiye'den yengeler çocuklar gelmeden önce onlar da izlesinler. Tamam. Yani onlar iyi olsunlar. Kuralları left at the light. Left, left, left. Left, ha, left. Left, evet. That's okay. Left signal. Sinyali ver. Evet. Bazen hoca, bir tane hoca biraz çok heyecanlı. Go. Seni de korkutabiliyor. Yeah. Go, what are you waiting? Go. Why are you, niye bekliyorsun diyor. Git. Çabuk, çabuk, çabuk. Böyle bir hoca ile karşılaştığında çok sakin ol. En büyük hatamız zaten. Evet, sakin olmak. Bas gaza. Speed up. Speed up böyle diyor. Hurry up, hurry up. Acele, acele ol. Evet, hurry up, hurry up. Böyle diyor. Şimdi yol bayağı kalabalık. Verelim sinyali. Evet, 90'a kadar çıkıyorsun. Biraz aynı gazdan çek. Biraz mesafeyi koru. Biraz gaza bas. Şimdi bu mesafede gir. Kör nokta. Evet. Aynı gazdan çek. Biraz gaza bak. Mesafe iyiydi mi? Tabii. Çok güzeldi. Çok güzel girdin. Sinyale kapat. Hem arkayı hem önü. Tabii. Öndeki araba ki mesafe, arkadaki araba mesafeyi ayarlayarak giriyorsun. When it is safe. Şu çantasını izleyelim. Yolu iyi görsün. When it is safe. Change your lane to left. Come back to right. Biraz daha hızımızı arttıralım. Biraz daha arttıralım. Aradaki mesafe iyi. Şimdi hemen değiştirdik ya. Hemen sinyali ver. Arkadakiler diyecek ya bu adam ne yapıyor? Ama işaret zor. Evet. Ama basarsam safe olmayacak. Az bir şey. Az bir şey. Çevir değişti. Çok bekleme. Yani. Mesafe iyiydi zaten. Yani. Çok. Şimdi sana ben bir ders daha tavsiye edeceğim. Tabii ki hocam. Yani. Siz ne diyorsanız olsun. Şimdi bu işin ustasısınız ve ben kalmak da istemiyorum evet. Açıkçası bir an önce. Evet. Araba kullanmanı çok iyi maşallah. Bir ders daha tercih. Biraz daha hızımızı arttıralım. Tabii ki. 193. Daha çok ustalıktan çok kurallar önünde burada. Evet. Şimdi onları önüne çıkabilir misin acaba? Bas gaza. Belki çıkabilirsin. Bas gaza, bas gaza, bas gaza. Bas gaza. Kör noktaya bak. Evet. Şimdi burada duruma göre artık ayarlamak lazım. Acaba yavaşlasan arkasından mı çıkman daha iyi, basıp önlerden çıkmak mı daha iyi? Ben önce kararını vermem. Kararını verip ona göre yapmak lazım. Şimdi arkasından girseydin hızın çok... Şu blokladın diye belki bırakacaktı. Evet, bırakacaktı. Left at the light. Dolayısıyla hızı şartların durumuna göre ayarlayıp 5-10
105'e kadar, 107'ye kadar çıkılabilir. Bazen şerit değiştirmelerde oluyor öyle. Tekerleri gördük. Evet. Bu süreç ne kadar sürüyor? 15 dakika. 15 dakika birlikte oluyoruz öğretmenle. Evet, evet. Orada artık ama şey bekleme süresi biraz farklı, fazla olabiliyor bazen. Bazen yarım saat, bir saat sınavlar gecikiyor maalesef. O kadar olur. Bazen işte hocalardan bir tanesi o diyor ki... O bizim tel atacağımız süre 15 dakika mı? Evet, evet. 15 dakika hocayla. ...330 olduk. Bine... ...ne kadar zamanda yaparız hocam? Yani 330'a çıktım şu anda. İşte siz... Şimdi kahve içerken 331 olacak inşallah. Tamam, güzel. Kaç tane YouTube şeyiniz var? Gmail account'unuz var. Birkaç tane var mı? Bir tane var ama açarız. Tamam. Sıkıntı yok hocam. Siz isteği yeter ki. Evet. Sağa baktım, sola baktım. Şu noktaya baktım. Korna yemedim. O önemli, korna yememek. Evet, önemli. Evet. Şimdi doğru gidiyoruz böyle. Okay. Şimdi eğer yol çok busyse, evet, çok müsait değilse, çok kalabalıksa şerit değiştirmeyin. Bu şeritte kalın. Evet. Sadece bir puan kaybediyorsunuz. Şerit değiştirmemekle bir puan. Bence değiştirmeyin. Kalın burada. Kalın. Zaten 2-3 examiner, 2-3 hoca hiç umursamıyor. Şeritte kalın, hiç önemli değil. Hoca derse değiştirin, o zaman değiştirin. Ama hız 60 burası. Hız düşmeyelim. At the traffic light, turn left. Tam böyle ışıklar geldiği zaman dönmez değil mi? Demez, yok. Daha önceden çekiyor. Daha önceden talimat veriyor. Talimat veriyor. Ama belli olmaz. Bazıları böyle sağa sola bakıyor. Bazen telefona bakıyor. Baktın, senin araba kullanman çok iyi. Adam böyle bakıyor. Ah, ışıklardan sola dön. Böyle de oldu, oluyor. Yani maalesef. Hata yaptım. Evet, evet, bazen oluyor böyle. Sola, sağa baktım. Yani, kör noktamı kontrol ettim. Evet, bu biraz şey, tamam, evet, evet, biraz zorlu. Aslında bana eğer şey yapsalar, bırakmayacaklarını bilsem, ben sırayı görür görmez hep tamamen şey yaparım. Evet, tamamen evet, bırak. Yani evet, işte, durun, durun daha iyi. Daha dursam iyi. Daha iyi. Tabii, tabii. Orada durmak, çünkü hızınız çok, yani hocaya şey vermeyin. Açık kapı vermeyin. Evet, bisiklet yolu. Öyle bir argo tabir kullanıyorlar. Hocaya işte şey vermeyin. Right, kör nokta. Şimdi öğrencilerin kaldığı yerlerden bir tanesi burası. Hı hı. O gidiyor ya, hem o da gidiyor hemen. Ya yok, herkes kontrolünü yapacak, evet, sanırım. Tam duralım tekrardan. 3 saniye bekleyelim. Işık, ışık yandı. Evet. Sola, sağa, kör nokta. Evet. Sizin kaç çocuk var? Benim elinizden öper iki tane kızım var. Maşallah. Büyüğü 8 yaşında, küçüğü 2 yaşında. Ooo, daha küçükmüş. Evet, evet. Allah bir an önce kavuştursun. İnşallah. İnşallah. Ya hocam şöyle söyleyeyim. Biz Türkiye'de de geçiniyorduk bir şekilde. İnanın, evet, hepimizde olduğu gibi. Evet. Sadece çocuklarımız için geldik, evet, gerçekten. Evet. Daha iyi bir gelecekleri olsun. Evet. Turn left. 20'ye geçmedik. Yani benim çocuk işte üniversiteye başladı. Ne sınav var, ne bir şey var. Şimdi ben beğenmediği zaman istediği bölüme gidebilecek. Beğenmiyor. Evet, evet, evet. Hiç sınav minav yok. Park, handbrake. Evet, sizin araba kullanmanız çok iyi. Çok güzel, her şey çok güzel. Mükemmel sizden alın. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu sonuna kadar izlediniz. Abone olalım, kısa zamanda 1000 aboneye çıkmamız lazım. Bir de geçelim inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Herkese görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Gökhan Bey'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Türkiye'den. Hoş bulduk. Şimdi siz de C'ye gireceksiniz. Evet. Sizle bir saat bir tur yapmıştık sizle. Evet.
Evet. Atıf Bey. Yani şimdi C ehliyeti kolay burada. Çok zor değil. Expressway'e 100 ile gidiyoruz. Expressway'e 100 ile çıkıyoruz. Size sorular soracak. Kaç defa Expressway'e girdiniz diye. 10 defa diyeceksiniz. Kaç defa otobana girdiniz? 10 defa. 10 times, 10 times. Uzun bir cümle kuracak. Anlamasanız bile 10 times. Yani diyecek ki how many times have you been in the expressway last 3 months? Böyle uzun bir cümle kuracak. How many times have you traveled? Yeah, 10 times, 10 times diyeceksiniz. Sonra adınız, soyadınızı soracak. Gözlük kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? Medical problem var mı? Yok. Ondan sonra ne yapacaksınız? Diyecek, hadi gidelim. Arkaya gidelim, başlayalım. Arkadan gidelim yine. Arkaya bakalım. Evet. Şeyde imtihanda arkaya falan gitmek yok. Direkt oradan düz başlıyoruz. Ama şu anda bu yolu kullanalım. Evet. Go straight and turn left. Siz daha önce otomatik kullandınız. Kullandım. Evet. Left side. Left. Burası en yoğun dikkat etmemiz gereken. Evet, en challenging yani, diyorlar. Çünkü ilk tanışma burada. Evet, evet. Bazen bazen hoca burada bırakıyor öğrenciyi. Daha evet, evet maalesef. Ya bazen öğrenciye göre araba uzak, hocaya göre yakın oluyor. Yani bazen de mesela çok yakın, uzak oluyor. Adam bir anda gazı basıyor böyle, hızlanıyor bir anda. Yani o da olabiliyor. Yani çok bekledin diye bırakmıyorsa eğer, o yoldan gerçekten emin olana çok kadar evet, çok beklediği kadar bırakmıyor ama güvenli olup da girmezsen bırakıyor. Hı. Bu adam mesela çok zaman aldı mesela şu anda. Hani giremedi. Bak hoca buradan alıyor. Buradan çok yavaş dönebiliriz onunla. Hadi be şanssızlığı kardeşim. Evet. Öndekinin. Hadi be, hadi kardeşim. Müsait ya. Olmadı. Ne bekliyor sahte bir. Ve sağdaki de sanırım onu bekliyor. Evet. Yani. Evet. Bu aldı, bu hala bekliyor. Yani o niye almıyor? Ben de anlamadım. 2-3 araba geçti. Yapalım mı hocam? Vallahi. Çıkalım mı biz? Bilmiyorum ki bu niye öğrenci mi acaba? Öğrenci arabasına benzemiyor. Görmüyorum. Aynama ne var mı acaba? Belki vardır. Tam güvenli olmak istiyor herhalde. Hadi kardeşim, hadi. Hadi be. Böyle bir durum mesela, bir sürü araba geçti ya, bu evet. Tam bir kalma sebebi yani. Değil mi? Evet. Tam bir kalma sebebi. Işıkları bekliyor sanırım. Evet. Tamamıyla boş olamaz ki, bir... Aldı şimdi, çok şükür. Kaldı. Yol güvenli değil, araba. Evet. Alın, 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 alın. Daha o başlamadı hemen gelmeye. At the traffic light, turn left. Işıklarda sola dön. Şimdi sinyali verdik, kör noktaya baktık. Beyaz çizgilerden giriyoruz. Kesik çizgilerden, evet. Şimdi yeşil ok vardı, girelim. Yeşil ok kayboldu, hakkımız kayboldu. Ortaya gidiyoruz. Ortada, evet, ortaya gidebiliriz. Ortaya gidelim. Ortaya gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidelim, gidelim. Direksiyonu çevirmiyoruz. Biraz daha gidelim. Biraz daha. Elimiz burada olsun. Tamam. Müsait olduğunda dönebiliriz. Dönün şimdi, mesafe iyi, dönelim. Çabuk. Evet. Bu da ayrı bir kural. Kanada değil, kanada açıkta ışıklar bazen kanalı çok... Evet, evet.
güvenli olursa, araba da mesafesi uzak olursa bir araba ortada bekleyebiliyor. Doğru gidiyoruz. Biraz yavaşlayalım, birazcık tamam. Doğru gidiyoruz. Sağa sola baktık. Sarı yandı bu ama artık içerideyiz. Evet. Mesafemiz güzel. Burası 50. Burası da bir egzem yolu, imtihan yolu. Her türlü ekspresmeye çıkacağız bu. Evet, evet. Bir arkadaş var, onun eşyaları var. O şimdi bir sigortalı bir mobilyacı işine girdi. Orada çalışıyor. Oral abi diye. Onlar sizi görüştürüp onun eşyalarını kullanabilirsiniz. Bunun mu olur? Merhaba evet. Söylediğim. Evet, olmaz. Evet. Kullanmıyor. Çok. E, 12 yıldır tanıyorum kendisini. Çok kalender karakterli bir arkadaş. Kerküklü. Kör noktaya baktık abi. Buradan. Buradan giriyoruz. Bu işaret yol ver işareti. Girelim. Gidelim. Sola bak. Sola durma. Durma. Devam edelim. Bazen ten sertleşiyor hocam. Evet. Buradan girelim. Okey. Şimdi hemen hızımızı arttıralım. 50. Şimdi ben ayağımı altına koydum. Ondan dolayı fren sertleşiyor. Orada durmama gerekiyor ya. Evet. Sen... Ben bir kere fark ettim. Evet. Doğru gidelim. Olması da gerekiyor zaten. Evet. Bakın ben buraya gelmeden 10 gün önce eşime direksiyon sınavına çalıştırdım. 3. de geçtim. Orada mal şeyimiz de dönmüyor. Türkiye'de değil mi? Evet. Evet. Burası 50. Yaptığımız çok zor. Evet. Çok sabırlı olmak gerekiyor. Beden evet. Nasıl sabırlıyor? Evet. Tamam. Evet. Evet. Sağa sola bakıyoruz. Turn, look at left, look at right. Yeah. Bu bize yeşil ışık yansa da bakmamız lazım. Evet. Yoksa puan kaybediyoruz. Okay. Evet. Şimdi burası iş yerleri ya. Bu iş yerlerinde şöyle kafa bir kere sağa, bir kere sola gitsin. Öyle bir bölüm var. Adam puan düşürüyor ondan da. İş yerlerine bakmadı. Her böyle yola çıkışlarda... Aynen. Şöyle sağa, yine sola bakalım şöyle bir kere. Hoca senin kafanın döndüğünü görsün. Çok sıkı bir hoca buraya getiriyor. Şimdi Expressway West. We are heading on Expressway West. Ya bu ifadeyi kullanıyor. Biz Expressway'e doğru gidiyoruz. Heading on. Onu kullanıyorlar. Kalıyoruz onlarla. Evet. Turn right. Kafamızı west'e gidiyoruz. Doğru gidiyoruz abi. Doğru. Yani kafamızı sokuyoruz. Head on. Onu bir fiil olarak kullanıyorlar şu anda. Yani çok güzel. Tabii bu Türkiye alışkanlığı. Evet. Kör nokta bakma yerine eğilip aynaya bakma. Buradan gidiyoruz. Bakın oraya sola. Durmayın. Kimse var mı? Yok. Dönebilirsiniz. Şimdi burada size bu triangle dediğimiz üçgen işareti var. Bunun adı yield sign. Araba varsa yol, araba yoksa evet. Yüze çıkıyoruz abi. Yüze çıkıyoruz. Basalım gaza. Basalım. Sinyalimi. Basalım gaza. Biraz da basalım. Bas. Şimdi yol veriyorlar mı sana? Veren var mı? Hızın. Evet. Tamam. Şimdi yavaşça girelim. Kör nokta. Evet. Tamam. Evet. Eğilmeyelim. Secde. Secde örüküyor. Evet. Çır. Exit yapacağız. Eğer aynı hızda yapabilirsiniz yapın, yoksa hızınızı düşürebilirsiniz. İkisinin arasına da girebilirsiniz. Biraz daha basın gazdan. O basın. Evet, basın biraz daha. Aynı gazdan çekin. O sizi gördü çıktığınızı. Kör nokta. Harika. Eğer o adam hızlanıyorsa arkadan da çıkabilirdi. At the traffic light turn left. Tabii. Left yapalım. Over shoulder çek. Kör noktaya bak. Gir buradan, sola gir, sol taraf, en sol. En son alalım. Evet.
orası müsait değil. Oradan gidemeyiz. Burada durmamız lazım. Orası müsait değil. Bu bir araba var. O gidiyor. Dönebiliriz. Dönebiliriz. Dönelim. Sol alacağız tekrardan. Tamam. Yine expressway'e gideceğiz. Sol. Left. Yeşil ok var orada. Yeşil ok. Hokus pokus kaybol. Kaybolması lazım. Olmadı hala. Olmadı. Olmadı. Güzel. Dönelim. O kayboldu. İlk şerit. Yeşil ok kaybolursa hakkımız gidiyor. Evet. Durmamız lazım ortada. Yeşil ok olduğu sürece hakkımız var. Şimdi burası hızlanma yeri. Bas gaza. Bas gaza, bas gaza. Hızlan. Bas 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 bas. Yüz yüze çıkalım. Sinyali ver. Arabayı bağırtıralım. Bir şey olmaz, bağırsın. Benzin ucuz burada. Bağırtın abi. Kör nokta. Şimdi o araba fren yaptığı için siz de fren yapabilirsiniz. Şimdi bundan, bu arabadan dolayı yüze çıkamadık. Önemli değil. Change your lane to left, come back to right yapalım. Hemen. Evet, say ise. Hemen yapalım. Tamam, come back to right. Kör noktaya bakalım. Hemen ver sinyali. Kör nokta. Çıkalım. Bas gaza. Mesafe uzak. Exit. Çıkış yap. Kör nokta. Biraz mesafe, araba yakındı. Biraz da önden çıkabilirdi. Evet. Burada... Yoksa... Evet. 85, 90. Arabalar, arabalarla mesafene göre çıkıyoruz. At the traffic light, turn left. Işıklardan sola dön. Kör nokta. Arka cama bakıyoruz esasında. Burası Devonshire Mall. Devonshire Mall. Yani. Mall demek AVM. Yani. Mall demek Türkiye'de. Maalesef. Ya. Malda mısın? Mal mısın? Sola dönüyoruz. Evet, evet, sola dönüyoruz. Bu Lincoln'ların da hibritleri çok güzel. Bunların da Lincoln hibritleri çok güzel. Ekonomik olan bir şey olmak istiyoruz. Hani hem taksi yapacağımız için eğer evet, evet. Hani para bağlı arabayı da şey yapmayalım. Ha, benim çok fazla yapacağımı da söyleyemem açıkçası. Hani bir kendime bir de malzemelerimi alıp ondan sonra. Evet, işe koyacaksınız. Aynen. Lincoln. Türkiye'de bunlara alışkın değiliz. Lincoln Ford'un lüks arabaları. Evet. Evet. Luxury diye geçiyor. Evet, evet. Aynen. Luxury arabaları Ford'un. Mesela Toyota'nınki Lexus. Ford'unki Lincoln. Sağa sola baktı. Kör noktaya baktı. İlk şeride girdik. Müsait değilse bu şeride kalın. Hiç önemli değil. Yine bir Ford C-Max Hybrid. Bizim bayanlar şerit değiştirir demez dediniz. Evet. Biz peki ona söylemeden şerit değiştirdiğimiz için de bizden bir şey yok. Evet. Ya yani burada esasında burada sol şeritten sağ şeride geçme yapmak gerekiyor. Ama bazen çok yoğun oluyor. Çok busy oluyor. Şu anki gibi. Yapmasa da olur yani. Bu dangerous hatalar hariç, yani belli bir hata sayısı var mı? Evet, 15. 3 aynaya bakmak gerekiyor. Evet. Ayak frene gittiğinde orta aynaya bakmak gerekiyor. Bunların hepsi zaten o hissediyor, görüyor. Evet, yani o bakıyor böylese, böyle. 15 dakikalık yolda 15 tane. Tabi dangerous hariç. Evet. Çok dikkatli. İnşallah, inşallah ya. Sağa sola bakalım yine. Ama böyle bu yollarda en az bir 2-3 saat praktik olsun ki hatayı en aza indirelim.
genellikle Türkiye'den gelen arkadaşlar ben ders verdiğim zaman bakıyorum 2 veya 3 saat yeterli oluyor. Evet. Çok soğuk hocam. Evet. Onun bu 2-3 saatte yolları bilmek, kuralların biraz oturması. Mesafemiz çok biraz güzel. Daha mı ileride olması gerekiyor? Kalın iyi. Çizgiden bu taraf oluyoruz. Evet. Kalın çizgi görünce de durabilirsiniz yani. Sizin maşallah Hintli öğrenciniz de çok güzel mi? Hintliler çok zaten. Burası yani Kanada'yı şey olarak görüyorlar. Hindistan olarak görüyorlar. Evet, ikinci vatandaş. Evet, özellikle Pencabiler. Brampton denilen bir yer var. Pencabi dediklerimiz Müslüman olan mı? Yok, bölge. Hayır. Bunlar Pencab denilen bir bölge adı. Bağımsız da yanlış biliyorum. Yok, değil, hayır. Değil. At the light, turn left. Pencabi denilen bir bölge. Bunlar genellikle kör nokta. Sikh denilen bir dine sahipler. 14. yüzyılda çıkmış. Yani erkeklerinde türban var. Sinyal açık kalsın. Ortaya gidebiliriz. Direksiyon düz olsun. Evet. Şimdi oradan gelişe bakıyoruz. Eğer geliş müsaitse dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi, evet, şimdi döneceğiz. Dönmek zorundayız. Bundan sonra. Çünkü şey oldu. Yeşille kırmızı yandı. Esasında araba alıp satman için araba alman lazım, satman lazım. Şu anda ekonomik durumu iyi değil. Şeyini aldım işte, lisansını aldım onun. Bir tane galeriyle de kaydım yaptırdım. Burada Çinli bir adam. Staj gibi bir şey mi? Yok, hayır, staj değil. Orada istesem çalışabilirim orada. O da küçük bir galeri. Yani öyle büyük bir galeri değil. Ya bize bir şey götürmüştü. Naliç Oteli değil mi? Naliç'e evet evet doğru. Evet. Ondan bir şey çıktı mı? Yani bizim şu an ehliyetimiz olmadı hazırda ama sağ olsun yardımcı oluyor. 2000-2500 dolar peşinatla araba veriyor. Açıkçası çok pahalı bir araba almayı da düşünmüyorum. Hani aslında niyetim van almak ama van bir tane var. 230 bin. 1, 2, 3. Evet. 230 binde olan çok ne kadar istiyor? 10 bin dolar istiyor. Yok, çok. Dön ver. Çok değil mi? Evet, çok. 230 bin zaten çok. Evet. Evet. 150 bin de var. Kia Porto var. Mesela hocam. Uzak durayım Kia'dan da. İşe yaramaz evet. Park left yapalım. Evet. Orada işe yaramaz. Park and brake. Evet. Senin abicim ilk defa kullandığın için önemli. En büyük şeyin şu. Yapman gereken. Yani eğilmeden, yani, secde ve rüküyorsun. Cenaze yani namazı. Alışkanlık olmuş. Cenaze evet. Namazı var ya. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze namazında rükü secde yok. Bir espri olsun. Şöyle. Hocam diyelim sizden ders almamış olsaydık, biz bu şekilde bu arabaya otursaydık kalmış mıydık? Evet. Kalmıştık. Tabii. Şeyden. Kör noktalardan. Kör noktalardan, evet. Kör noktalardan giriş ve çıkışları yüz ve duruma göre. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler. Lütfen.